Sağlıklı bir bebeğin doğumundan itibaren sadece anne sütüyle beslenmesi önerilir. Sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin bir kısmı çok iyi kilo almalarına ve hatta dışarıdan bakıldığı zaman obez gibi gözükmelerine rağmen ileri yaşlarda tamamen normal kilolarda ve sağlıklı oldular. Fakat bazı anne sütüyle beslenen bebekler normale göre biraz daha az kilo alabilirler, biraz daha zayıf görünümlü olabilirler. İşte burada ilk hata geliyor. Anneler sütle besledikleri bebeklerinin yeterince kilo almadığını düşünerek yüksek kalorili mamalarla beslemeye ve onları kilo aldırmaya çalışırlar. Unutulmamalıdır ki erişkin çağındaki obezitenin yaklaşık 1/3'ü bebeklik döneminden kaynaklanmaktadır. Yeterli kilo almakta olan bir bebeğe ekstradan verilecek olan formül mamalar, ekstradan verilecek olan kaloriler, aşırı yüksek kalorili beslenme onun ömür boyu obez olmasına yol açabilir. 6. aydan sonra ek besinlere başlama döneminde bazen annelerin çocuklar üzerindeki aşırı baskıları nedeniyle anneye karşı bir tepki olarak iştahsızlık sorunları ortaya çıkmakta. Böyle bir durumda da anne az yemek yiyen çocuğunun hiç olmazsa beslenebilmesi için evdeki yüksek kalorili bütün besinleri bir araya getirerek blenderda karıştırarak işte bal, süt, yumurta, hatta bunun içine ben reçel, pekmez koyanları da görüyorum. Yüksek kalori besinlerle beslemektedirler. İşte gereksiz yere aşırı yüksek kalori besinlerle günde bir ya da iki kere beslenmesi de obeziteyi tetikleyen faktörlerden birisidir. Bebek az yesin ama isteyerek yesin. Zaten rutin takip altında olan bebeklerde aylık büyüme hızını çocuk doktoru kontrol etmekte ve belli limitlerin altına düştüğü zaman müdahale etmektedir. Bebeğinizin zayıf olmasından korkmayın, bebeğinizin şişman olmasından korkun. Sağlıklı olan çocuk birazcık zayıf, kemikleri sayılan, çelimsiz gibi gözüken ama çok hareketli ve neşeli çocuktur.